İran'ın ABD üslerini vurmak için kullandığı balistik füze nedir? ABD ve İran arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. ABD'nin İran devrim muhafızları Komutanı Kasım Süleyman'ı Irak'ta öldürmesinin ardından İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurdu. Peki bu saldırı sırasında kullanılan balistik füzeler nedir? Hangi ülkelerde var ve kimler üretiyor? Gelin yakından bakalım. 2020 uluslararası gerginliklerin zirveye çıktığı bir yıl olarak başladı. Ekonomik nedenler, enerji kaynakları, uluslararası çıkarlar nedeniyle Orta Doğu'da kartlar belki de 101. defa yeniden dağıtılıyor. Aralık 2019'da İran destekli grupların Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenledikleri saldırıyla başlayan süreç ABD'nin misillemesiyle devam etmişti. ABD, İran'ın en önemli ikinci ismi olarak karşılanan Kasım Süleyman'ı Irak'taki olayları desteklediği gerekçesiyle öldürdü. İran sert bir yanıt vereceğini açıkladıktan sonra 8 Ocak sabahında ABD'nin Irak'taki iki askeri üssünü balistik füzelerle vurdu. Anlaşılan o ki bu gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Şu anda gündem o kadar kalabalık ki İran'da 8 Ocak'ta yaşanan depremlerin bile ABD'ye bağlandığı komplo teorileri görmek mümkün. Balistik füze kendinden güdümlü rokettir. Önceden belirlenmiş hedefe giden rotayı fırlatma noktasından ateşledikten sonra kendi kendini bulur. Adındaki balistik kelimesi ise bilimsel bir terimdir. Mermi, roket ya da kurşun gibi nesnelerin uçuş hareketleri ve etkileri balistik alanı altında araştırılır. Balistik füzeler ise bu araştırmaların sonucu olarak üretilmiştir. Balistik füzeler, standart patlayıcılar dışında kimyasal, biyolojik ya da nükleer mühimmatlar da taşıyabilirler. Ayrıca yere kurulan rampalardan, özel olarak tasarlanan hareketli kara araçlarından, bombardıman uçaklarından ya da denizaltı ve gemilerden ateşlenebilirler. Yükleri taşıma kapasiteleri değiştiği ve her ortamda kullanabildiği için balistik füzeler stratejik bir öneme sahiptir. Menziline göre 3 çeşit balistik füze bulunur. Kısa menzil balistik füze 150-1000 kilometre, orta menzilli balistik füze 1000-3000 kilometre, kıtalar arası balistik füze 5000 kilometre ve üzeri. Balistik füzeler nasıl ortaya çıktı? İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası geliştirdiği üstün teknolojilerle işgal hızını artırmıştı. 1942'nin sonlarına doğru Adolf Hitler'in talebiyle üretilen V1, V2 füzeleri ilk balistik füze örnekleridir. Hitler bu füzeler için intikam silahı adını vermekteydi. Bugün gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojileri, balistik alanda yapılan yeni keşifler, füze sistemlerin günümüz ülkeler için önemli bir savunma aracı haline getirdi. Balistik füzeleri şu an hangi ülkeler üretiyor? Güncel bilgilere ve kamuoyuna açıklanan bilgilere göre şu an için 31 ülkenin elinde balistik füze bulunuyor. Bu füzelerin menzilleri ve uyumluluk teknolojileri ise değişim gösteriyor. Türkiye'nin ise elinde çok sayıda kısa ve orta menzilli balistik füzeler var ve bu füzeler kara, hava ve deniz araçları ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Balistik füze sahibi olan ülkelerin askeri güçleri de önemli ölçüde artış gösteriyor. Zira balistik füzeler sadece bir saldırı avantajı değil, aynı zamanda askeri açıdan önemli bir savunma avantajını da beraberinde getiriyor.